oyunuzu kime verirsiniz? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İmamoğlu. Ya, anlamadım. İmamoğlu. Peki neden efendim? Çocuk çalışıyor yani. Bir şey diyemeyeceğim. Oldu. Hadi. Teşekkürler. Sağ olun. Ha, İmamoğlu kesin. Tamam. Peki neden? İmamoğlu. İşim var cidden. Tamam. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Tabii ki Murat Kurum. Peki neden Murat Kurum? Murat Kurum bakanlık yapmış. TOKİ başkanlığı yapmış. En azından iktidar arkasında. Çok rahat kentsel dönüşümü yapabilir. Ekrem İmamoğlu ne yaptı 4 senede? 5 senede? Bir tane gösterelim. Peki şunu yaptı. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Öyle bir soru sordunuz ki. Öyle bir soru sordunuz ki Ekrem İmamoğlu dururken Murat Kurum'la ne işimiz var? 20 yıldır ne yapmış Murat Kurum bize? İşte bazı kesimler bakan olduğunu söylüyor iktidarlı olanlar. Bakan olsun. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Neyse demeyin. Boş ver. Lütfen söyleyin, söyleyin. Boş ver, boş ver, boş ver. Düşünceleriniz bizim için önemli. Yaptığı yani. İşler şimdiye kadar yaptığı işler belli. Açıkçası Ekrem İmamoğlu diyorum ben. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisine oy vereceksin? Ekrem Başkan. Neden peki? Çalışıyor. Düzgün. En azından İstanbul'da bazı şeyler, dokunulmayan her şeye dokundu yani. Bak şu meydana bak. Burası çöplüktü. Şimdi pırıl pırıl. Gözle görülür farkı var yani. Murat Kurum yaptıklarının bedelini versin bir önce. Şu TOKİ'deki insanların haklarını bir versin önce bir belediye başkanı olmadan önce bunları bir düşünsün, bunlara söz verildi, o kadar sokakta bıraktılar insanları. Güvenim yok Murat'a. Amcacığım merhabalar, oyunuzu kime vereceksiniz? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? CHP. Ekrem İmamoğlu'na vereceksiniz. CHP. O kadar. Yani Murat Kurum'muş, Ahmet'miş, Mehmet'miş. Ben Ekrem Başkan'ı neler yaptığını burada herkes görüyor. Hepimiz de görüyoruz. Bu saatten sonra değiştirmenin bir anlamı yok. Ha? Teşekkürler. Kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hangisine oy? İmamoğlu. Merhabalar, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisine oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Merhabalar efendim. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisine oy vereceksiniz? Vallahi abi, Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu tabii ki. Peki neden? Yaptıkları ortada, şöyle bir etrafınıza bakın. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisine oy vereceksiniz? Hangi kanal? Edeli TV, YouTube kanalı. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Onu daha beğeniyorum. O yüzden Murat Kurum diyor. Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz o zaman? Beğenmiyorum. Çünkü bir faaliyetini görmedik yani. 5 senedir İstanbul'da herhangi bir faaliyetini görmedim. Yani burada röportaj yapıyorum. Sorduğum insanlar genel olarak işte İstanbul'a bakın, burası Ekrem İmamoğlu sayesinde yapıldı diyorlar. Ya, sizin için bir katkısı oldu mu? Olmadı mı? Bence İstanbul'a bir katkısı olmadı. 5 senedir ben bir şeyini görmedim yani, faaliyetini görmedim. O yüzden ben Murat Kurum diyorum. Ya aslında Ekrem İmamoğlu ya. Efendim merhabalar. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisine oy vereceksiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim, her ikisini de tanıyorum, takip de etmiş biri olaraktan. Ama tabii ki biz Türk halkı olarak bizim için önemli olan nedir? Hizmettir tabii ki. Yani olabilir, hani Ekrem Bey'i de seviyorum. Tarzı, uslubu, insanlara yakınlığı. Önemli olan istediğimizi karşı tarafta alabiliyor muyuz? Öyle değil mi? Hepimiz vatandaşız. İyi hizmet isteriz. Dışarı çıktığımızda yaşadığımız her anda şu kolaylık olmuş, işte metrodur en basiti, ulaşımdır. Doğru değil mi? Bunlar bizim için çok önemli. Aslında daha da geliştirilebilir yani. Mesela Türkiye'de genç nüfus çok fazla, okuyan insanlar çok fazla. Onlara mesela ulaşım konusunda daha da rahatlatabiliriz. Benim yeğenlerim var mesela, benim kızım var. Bunlar için ilerisi daha kolay olmalı. Yani nasıl ki bazı batılı ülkelerde ücretsiz ulaşım kullanılmıyor mu? Biz bunu yapamayız mı sizce? Ya da daha minimum rakamları indiremeyiz mi sizce?
Ben bunları istiyorum yani gelecek için. Bizim çocuklarımız var, gençlerimiz var. Yani genç işte bir kahve içerken yol parasını düşünmemeli. Doğru değil mi? Çünkü onun kitabı var. Bir kitap ne kadara mal oluyor? Bir defter ne kadara mal oluyor? Şartlar madde olarak her şeyin kolaylaştırılması lazım. Ya bunlar olduğu sürece benim için etiket ya da isim önemli değil. Hangi şahsın bunları topluma sağlayabildiğidir yani. Doğru değil mi? Biz bunları yaşadığımız sürece ben dışarı çıkıyorum. İşte gençler falan gidiyoruz bir yerde. Bir kafede şahit oldum. Ya arkadaşım ikinci kahveyi içemem. Neden? Ben şimdi dışarı çıkacağım. Yol param var. Ne kadar komik. Ya bu Türkiye'nin geleceği ya. Bunları neden düşünsün ki? Ben üzüldüm o gençler için yani. Gerçekten. Sen şimdi gelecek istiyorsun. İyi bir nüfus istiyorsun. Ben de bilinçli bir ebeveynim yani sonuçta. Hem anneyim, hem okuyorum, hem evimde işlerimi hallediyorum. Bakıyorum bu gençler bence daha güzel şeyler hak ediyorlar ya. Bu kadar genç nüfus olan bir ülkeyiz. Biz bunları mı konuşmamız gerekiyor? Çocuk kahve içemesin, yol parasını düşünsün. İşte dışarı çıkıyorsun, ne bileyim kazalar oluyor, o oluyor, bu yolların yapımı. Bir yağmur yağdığında ne güzel yağmur yağıyor, susuzluk gidiyor. Ama yollarda suların felaketi, seller oluyor. Ya bunlar çok basit şeyler ya. İnanın bazı belgeselleri izliyorum, adam 1840'da öyle bir tramvay yapmış ki biz ağzımız açık onları izliyoruz. Yani böyle bunları konuşmak bile bana çok basit geliyor. Bilmiyorum yani sizler de genç insanlarsınız. Değil mi? Ne kadar çok talebin var, yok mu? Üniversite öğrencisin. Yani işte belli bir ortama giriyorsun. Çocuk işte markalı şeyler görüyor, alamıyor, yapamıyor. Bu sefer ne oluyor? Kendisini sigaraya veriyor, alkole veriyor. Yani böyle gençler de gördüm. Ve ben geçmişte bir seminere katıldığımda bazı gençleri dinlediğimde üzülmüştüm. Ben mesela annemden babamdan bir şey istediğimde işte bunlar var, ek ödemeler var, bizim bütçemizi aşıyor. Ama belediyecilik dediğinde ki bulundum da ben parti, isim vermek istemiyorum. Ama belediyecilikte ön planda ne olmalı? Vatandaş olmalı. Ben işte tabii ki yol yapacaksın ama sosyal hayat da vermelisin. Sosyal hayat çok önemli. Mesela gelişmiş ülkelerde ben çok takip eden bir insanım. Gelişmiş ülkelerde refah düzeyini artırmak için insanlara ne sağlanıyor? Ne sağlanıyor? Sosyal hayat. Gençler sosyal hayatı çok seviyor. Şuraya girdiğinde mesela İstanbul kitapçısı diyor, değil mi? Burada mesela bir kahvenin ne kadar olması gerekiyor? Sen bu kitapçıya ne yapacaksın? Gençleri buraya çekmen gerekiyor. Yanlış mı? Bir kahvenin orada atıyorum en az 5 lira olması lazım, 10 lira. Çünkü buraya ne diyorsun? İBB'nin buraya yapmış olduğu bir kitapçısı diyorsun. Ama bunu verebilmek önemli İBB'nin. Buraya çocuk gidecek, kitap okuyacak, 5 lira kahve içecek. Zaten yani o kitabın bir cazibesi olmalı. Ne olacak? İçecekle alakalı bir durum olması gerekiyor. Orada hem sohbetini edecek, hem atıyorum işte bir hamburgerini, bir kekini yiyecek. Bu opsiyonu, bu fiyatlamayı, bu refah düzeyini artırman gerekiyor. Gençler çok önemli. Yani sokak röportajı yapıyorsunuz, aklıma o da geldi. Mesela gençler de var, yaşlılar da var. Ya gençlerimiz şöyle konuşmalı. Ya kesinlikle atıyorum İmamoğlu, kesinlikle Murat Bey. Yani yaşadığımız şeyler çok önemli. Sosyal hayatın, refah düzeyinin artırılması gerekiyor bence. Gençlere daha rahat ortam sağlanması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani gençler okuduğunda, çünkü bizim için eğitim çok önemli. Doğru mu? Yani iyi bir gelecek için. Mesela ben Japonya'yı çok takip eden bir insanım. Çok seviyorum. Onlar sanayide, eğitimde, mesela eğitim düzeyinde o kadar mükemmeller ki sadece gençleri işte geleceğe karşı eğitim, yani bir genç insan gelecekte eğitimle ilgili ne istiyorsa adamlar onu araştırıp buluyorlar ya. Bizde de işte yoldur, odur, sudur, budur. Ya artık bırakalım ya. Biz teknolojik anlamda ilerleyelim. Gençlerin ne istediğini cevap vermeliyiz. Ben şu an düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu. Evet, olabilir. Gerçekten ufku açık. Görüşleri güzel. Yani olduğu gibi olsun. Bir yerlere takılmasın. Yok şununla tokalaşmak istemesin. Bir insan zaten söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutuyorsa ben o insanın arkasından giderim bir vatandaş olarak.
bir vatandaş. Siz kime vereceksiniz? İkisini de takip ettiğinizi söylediniz. Murat Kurum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şu an Murat Kurum hakkında şunu düşünüyorum. Şimdi belediyecilikte Ekrem İmamoğlu. Siz hangi kanal? Radyo mu nedir? YouTube kanalı Medyalı TV. Medyalı TV. Ha, bunları da ara sıra izliyorum. Şöyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu sempatik bir insan. Antipatik değil. Kolları sıvıyor. Bir şeyler yapacağını söylüyor. Murat Kurum'un tabii ki bakanlık pozisyonu oldu. Belediye konusunda biraz halka vatandaşa inmek gerekiyor. Ki şu an yeni yeni adımlar attı. Ama yani düşünüyorum, gerçekten biraz kafam karışık yani şu aralar. Az önce eşim beni bıraktı, onu da konuştuk. Yani Ekrem Bey'e çok sempatik geliyor. Hoş bir insan. Murat Bey'in de geçmişi var. Oradan da laf söylüyor. Murat Bey'in de geçmişi var ama yani Ekrem Bey biraz daha bana böyle şey geliyor sanki. Evet. Yani biraz daha böyle halka iniyor, halkla dertleşiyor, konuşuyor. Bunu da Murat Bey yapmayacak anlamına gelmiyor. Biraz düşünme aşamasındayım. Yani şu an %50-50 durumdalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Diliyorum. Teşekkürler, sağ olun.